Frostpunk'a geri dönüyoruz. Neden geri dönüyoruz? Senaryolarımız var. 45 günü devirip fırtınayı atlatıp eksi 150 derecenin dibini gördükten sonra Seedling Arcs'ta yeni senaryoyla karşınızdayız. Amaç ne? Amaç dünyadan toplanmış olan bütün tohum ve bitki örneklerini saklamaya ve korumaya çalışmak. Bu bir alt senaryosu. Zaten This War of Mine gibi bir oyun bu. Hani kabaca onun ekibinden geldiği için de benziyor. Genel olarak hayatta kalabilirlik ve belirli görevleri gerçekleştirme üzerine. Burada da bu tohumları korumaya, muhtemelen belli bir sıcaklığın üzerine tutmaya çalışacağız. Seedling Arcs dediği yani bu tohum ambarları gibi bir şey aslında başlayışın. O zaman işe bakışlayalım. Koyulalım bakalım ne yapıyoruz. Neler oluyor. Ambarlara bak. Evet. Jeneratör bölgesine ulaştık. Bu tohum ambarlarında da tohumlarımız güvenli bir şekilde depolanmış durumda. Hava koşulları ne olursa olsun otomatonlar yaparak şehrin kendi kendine sürekli çalışmasına devam etmesini sağlamamız lazım. Ama fabrika planlarını taşıyan kargo ve nakliyat veya işte şey araç bir kar fırtınasında kayboldu. Bir tane beacon yapıp onun için gözcüleri yollamamız lazım. Okey. Tamam. Tamam. Çok fazla donarlarsa sıkıntıdayız. Şimdi eksi 20 derecedeyiz. Bir bakalım duruma. Livable. Diye. Siz bir durun bakalım. Nelerimiz var elimizde, nelerimiz yok. Steel wreckage. Bilmem ne. Değişik bir ark olayı. Coal pile. Ceiling ark. Teknoloji var mı? Construction var. Tent var. Book of Laws var. Adaptation. Cemetery. Emergency shift'i aslında çok fazla istemesem de extended shift'i yapılabilir. Food additives. Radical treatment. Cemetery. Corpse bilmem ne. Fighting arena. Sustain life. Care house. Radical. Extended shift'e gidelim ya. Ne yapalım? Lazım olacak muhtemelen o. Şimdi coal pile. İnsanlarımızın evi barkı var mı? Stockpiles. Ceiling arc. Binalarımız neler? Binamız filan yok. Şimdi tente filan yapmak lazım. Cookhouse. Daha sonra bir cookhouse yapalım. İkinci sıraya koyabilirim cookhouse'u. Sorun olmaz. Başka ne yapabiliyorum? Başka bir tane daha yapabiliyorum. Tamam. Odunumuz bitti. Anlıyorum. Steel'e hemen gerek var mı? İhtiyacım olacak mı? Resource'larda... Gathering post falan yapmam lazım da. Önce bunları olduğu gibi toplayabiliyorum zaten. Oha 45 tane engineer mi var? LOL. Coal pile. Coal'a şey yollayayım ben. Otomatonu yollayayım. Takılsın orada. Coal pile'lardan. Biraz da wood crate'lerden. Biraz da steel wreckage'lardan. Aslında wood, coal, consumption ne durumda? Shutdown durumdasın sen ha? Okey. Şu anda işimize gerek yoksa açmayacağız tabi. Coal pile, coal pile, coal pile. Evet. 45 kişi evsiz. Tabii millet gene mutlu olmadı bu imza attığım yasadan dolayı ama yapacak bir şey yok. Acil durumlarda kullanmamız gerekiyor onu. Milletin evini barkını yapalım.
hızlandıralım biraz. Şuradan adam çekelim de yemek yaptıralım şunlara. Yapın abi yapın. Binaları yapın. İnsanların kalacak yerleri bir olsun öncelikle. Bas 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 bas. Time to rest, folks. Work's out today. Heating is off. Geceleri aç diyorsun ha? Peki. Açarız abi. Merak ediyorum. Overdrive yaparsam ne olacak? Ha, overdrive'ım yok da. Tabii. Islandır abi. Illness. Bir sick. Gravely değil. Bir kanun daha başlayabiliyorum. Extended shift'i basıyorum abi. Bir tane de medical post yaparız da 25'te bir şey lazım önce. Odun. Şimdi jeneratörü kapatabilirim. Evet, gıdamız bitti. Önce medikal postu yapalım şuraya. Medikaller de genelde çok soğuyor. Ama ikinci sıraya koyacağım gene de. Hatta acaba şöyle bir koysam. Cookhouse. Gıda yok. Herhalde bana bir şey söyleyeceksin bir yerden. Gıda gelsin diye. Sıcaklık ne durumda? Vallahi iyi. Hızlan. Okey. Otomaton jeneratörden kendini açmak zorunda. Aç o zaman. Tabii. Doğru. Sen birazcık da git bakayım şey yap. Otomatonla şurada işini gör. Bir yasa daha geçirelim. Fighting arena, food additives, extra rations for the ill. Corpse disposal. Bu organ transplant'ı falan çok fazla kullanmadım ben. Symmetry yapayım ya. Hear me, hear me. New law in the city. Oraya yapabilirim onu. Tamam canım çalışmasın. Heater'ını açar koyarım. Tabii heater... Yalnız bir şey söyleyeceğim. Teknolojim yok benim. Umarım açılır bir yerde.
Ha, workshop yapmadım ki Alp. Gerizekalı. Sonra neden çalışmıyor? Tamam. Burayı koyduk. Resources. Gather resource. Coal piles with present steel wreckage. Niye bunları yapamıyorsun bunu? Yap bakayım. Aferin. Hızlan sen de. Beş kişi çalışmıyor diyorsun. Evet, new research. Evet, mantıklı. Bu ikinci hikaye arkadaşlar. Aynen. Heater'a filan ihtiyacım hemen yok abi. Bir beacon'ı ben basayım. Yeni yasayı da geçirelim hemen. İnsanları çalıştırmam gerekecek yalnız, onu söyleyeyim. Radical treatment yapsak mı ya? Sustain life mi yapalım? Şu an her şey iyi, hoş tabi. Abi radical treatment. Kesip biçeriz. Resource deposu ne, yapamıyorum abi? 40 wood istiyorsun. Abi o zaman bir dakika. Siz bir kolu bırakın. Siz bir kolu bırakın bakayım. Aynen, basın şimdi de. Evet. İyi oyun çıkarsa oynuyoruz. Anam soğuduk. Çok üşüyoruz. Ben bir tane daha hemen şey yaparım. Şu workshopları basmam lazım abi sürekli arda arda. Çok net. Odun, odun, odun. Bol bol odun. Hızlanın. Bu arada bunların work time'larını tabii ki şey yapacağım. Bütün bu arkadaşların. Siz bir non yapayım bakayım. Siz buraya bir max gelin. Başka nereye şey yapabilirim? Burayı sömürebilirim. Nereden daha adam çekmek istiyorum ama nereden çekeyim? Cookhouse'dan çekeyim. Şimdilik zaten yemeğim yok. Stand up cookhouse'a basın abi. Aynen. Sen de 6-10-20 arası çalışacaksın. Tamam, güzel. %142'yim. Baştan başlamadım. Yeni senaryo gençler. Yeni senaryoda bu 3 binayı sıcak tutmaya çalışıyoruz. İçlerine tohumlar var. Tohum ambarları. Gördüğünüz gibi mekan küçük şey değil yani. Aynı değil.
Hemen bir sawmill yapalım. Bir yıkımda çakalım şuraya arkaya. Boşladığımız yok. İyidir. Yeni yasa. Şunu merak ediyorum ya, fighting arena olayını. Listen everyone. New law is signed. Okay. Millet kapıştıkça huzursuzlukları düşecek birbirlerine döndükçe. Eyvallah. Ne oluyor lan? Tamam. Isıtacağız abi. Heater basacağım. Merak etme sen. 3 güne hava geliyor dedi. Dedi. O yüzden dikkat et dedi. Ne kadar hızlı teknoloji geliştirirsek o kadar iyi. O yüzden bunlara bayağı önem veriyorum şu an. Hemen yenisi. Heater adı ya var mı? Da. Fast Gathering. Yok, Fast Gathering ile işim yok şu an benim. Coal Tamper olabilir. Steelworks'ü nereden kuracağım ama? Neyse dur, önce bir... Şu heater'ı aradan çıkartayım abi hemen. İlla gerekecek. Sen ne istiyorsun? Bir sorusu sawmill, ha. Şurayı yapayım ya. Yolların da maşallahı var ha, odun yeme konusunda. Binanın kendisi kadar odun bastım. Fighting Arena. Akşamları buralarda dövüşülüyor. Okey, dövüşülsün abi. Bu elemanlar avlanamıyor mu? Sadece şeyden mi o zaman çıkartacağız? Hot House'dan. Ben de diyorum, sıkıntı ne? Evet. Terk edilmiş erzaklar. Okey abi, hemen bir grup yap. 5 tane citizen eksik tabi değil mi? Tamam abicim, ben bir yerden eksiltiyorum, merak etmeyin. Nereden eksilteyim, nereden eksilteyim? Sizden bir tane eksilteyim abi. Çünkü beaconsız olmuyor. Gidin bakayım hemen buraya. Erzaklarımla geri dönün daha sonra. Genel ev yok ne yazık ki. Ne olduğunu söyleyeyim arkadaşlar. Dünyayı çok ciddi bir kış vurmuş durumda. Millet ne bok yiyeceğini bilmiyor. Ve buralarda hayatta kalmak için bazı zorluklar var. Bazı uğraşlar var. Biz de hayatta kaldırmaya çalışıyoruz bizim ekibimizi. Bu ikinci senaryo. Ana senaryoda direkt normal şehir kurup hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Buradaki amacımız için amacımız ise buradaki şu 4 ambardaki tahılları korumak. Tahıl dediğimde tohumlar. Geleceğimize yatırım yani. Çünkü dünya donduğu için bu tohum örneklerinin ve bitkilerin korunması lazım.
bize diyor ki bunları dondurtmadan işimiz bitene kadar bir başka bir yerde güvenceye alana kadar bunları koru. Bunu yapıyoruz. Şimdi nereden alam çeksem? Sana otomaton yollayabiliyor muyum? Otomaton yollayabiliyorsan ben onu yapayım abi sana. Ağaç daha rahat fazla. Evet, bunların hepsi mühendis ya. Gene artacak, düşecek. Tamam. Güzel. Heater'ları yaptık. Şimdi level 1'i yapalım da hot house yapalım bunlara. Çünkü aç kalacaklar birazdan. Ama benim daha fazla adama ihtiyacım var. Nasıl olacak bu iş? Bunu bilmiyorum. Bunu topluyor, buradaki ağacı topluyor. Siz abi buradan çekilin. Oradaki ağacımız zaten var. Buradaki şeyi alın. Kömürde şu an çok büyük bir sıkıntımız yok. Zaten kömürü yakacak jeneratör upgrade'ini daha yapamadım, yükseltmesini. Değer Billions. Bakarım ya. Değer Billions'a da bakarız sonra. Islandır. Hemen hatası yapın. Tekrardan. Aha, geldiler. Steam Core. Nice. Bütün erzaklarımız buz ve kar altında kalmışa benziyor ama hasar da görmemiş gibiler. Onların hani iyi durupta olup olmadıklarını için kazıp çıkarmamız lazım. Saatlerimizi harcadık erzakları çıkarmak için ama en sonunda başardık. Onları bir kez geride bırakmak zorunda kalmıştık ama bunu bir daha yapmak ahmaklık ve şey olur diyor yani. Ya affedilebilir bir şey değil. Bunları al da buradan hemen şimdi eve gitme. Icefall Mine. Broken Automaton. Yollayayım ya. O da adam demek, bu da adam demek. Buradan muhtemelen bir şey olmaz. Ötekinde adam çıkmama ihtimali var gene. Steel wreckage depleted mı? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Okey. O zaman. O zaman ne yapıyoruz? Size adam gömüyoruz abi. Coal pile'a adam gömüyoruz. Başka steel kalmadı mı? Steel'ın başka kalmamış. Bir tane şuraya daha sonra. Nerede steel? Wood crate. Iron door deposit. Okey, bayağı uzakmış bu da. Onu yapmam lazım. Resource'larda Steelworks yapacağım bundan sonraki adımda. Çünkü bitebilir ama bir dakika, 80 şu an var. More scouts da basabilirim ha. Bir squad daha basabilirim daha fazla adam getirmek için. Medical post upgrade'e gerek yok şu an. Son upgrade'e de gerek yok. Bunalılara da gerek yok. Aslında bir more scouts basayım ben. Çalış. Bir discontent yapalım mı? Çalışsın bu köpekler. Hadi bakalım. Teknoloji basın abi, teknoloji basın. Çalışın. Hot house reached, tamam. Food hot house. Nice. Sen de aldın.
6 ile 7 arası çalışacaksın. Ne oluyor lan? Steam Cores. Ha, elimizdeki ilk Steam Core'u kullandık. Bunları yapamıyoruz. Tamam, bunu biliyorum. Özel cihazlar var. Bu dördüncü bizim kaynak. Bunları sadece dışarıda bulup getirebiliyoruz. Tamam, robotlara abanıyorum. Önce fabrikayı bulabilsek. O zaman insan ölmesin ha. Biraz sıkıntı olabilir insan ölürse. %150. Buna da bassam mı lan? Hadi size de basayım. Discontent iyice artsın. Ama %150'de çalışın. Overwork'tan biri öldü. Hayır abicim. Çalışmaya devam edeceksiniz. İlk kaybımı verdim oyunda. Kimi gömdük bakalım? Daha gömmemişiz. Oyunun Türkçe dil desteği yok. Oyun çok yeni de arkadaşlar. Ne? Broken? Ha, bir dakika. Explore. Aynen. Çıkarttık. Operasyonel olarak sent to the city. Nice. Last road note. Industrial ruins. Abi siz bir buraya gidin bakayım. Ben de burada ikinci adamı yapayım. Beacon'dan. 5 tane adam eksik. 5 adamı ben buradan çekerim abi size. Siz buraya bir gidin. Topluca hareket ediyoruz. Şehre de bir tane otomaton geliyor. Güzel. Güzel babacığım. Aferin. Aferin. Yeni kan şey. Ne yapacaktık? Bankhouse mu yapsak? Generator range upgrade mi yapsam yoksa ya? Ha, hiçbir şey yapamıyorum. Çok güzel. Bankhouse. Bunu da yapamıyorum. Çünkü odunum bitti. Odunsuzluk başa bela. Robotların performansını arttırmak için biraz kasmak gerekiyor ama gençler. Nerede bu? Robot performansına diğer taraflardan geleceğiz. Ya onda mı yok? Hah. Steelworks mi yapsam? Evet, upgrade. Power upgrade. Ev upgrade. Yok abi, Steelworks bir yapayım ben. Tamam abiciğim, anlıyorum. Donuyorsunuz, anlıyorum. Siz ne durumdasınız millet? Chili. Biraz dayanır. Overload da iyidir. Overdrive de iyidir. Oyunu kabaca oynarken açıklıyorum. Yani çok fazla şey yapmıyorum. Üzerine durmuyorum ama kabaca açıklıyorum. Şunu merak ediyordum. Dueling Glove. Bu ne? Ha, ay Allah'ım ya. Meyhane yapıyoruz. Public House. Güzel. Aa, kerhane var. Siktir, kerhaneye gidiyor bu. Kerhaneleri kapatalım da milletimiz birbirine mi dütsün? Değil mi? Pub yapacağız ya. Güzel.
Hadi hadi otomaton. Bak ağaç da bırakmadınız. Her şeyi de ağaç istiyor ya. Allah Allah. Adamları 24 saat çalıştırayım dedik. Generator range upgrade yapalım. Ne oldu? Frostbite. Tamam. Olabilir. Neler yok. Hayat kadını servis. Göreceğiz bakalım. Heh. Şükür. Range upgrade yapmak istiyorum. Sabah akşam çalışıyoruz diyorlar. Abi çalışacaksınız. Üzgünüm gençler. Ben sizin discontent'inizi sonra düşürmeyebilirim ben, merak etmeyin. Nasıl'ya geldiniz? Tamam, coal steel. Buradaki herkesi bir çığ öldürmüş. Bir sanayi kenti yani. Sanayi, organize sanayi mahallesiymiş burası. Jeneratörler için burada gelip yani bakan bir keşif grubunun kalıntıları olduğu belli diyor. Neyse ki hani belki de şöyle düşünmek lazım diyor. İmparatorluğun çöküşünü görmemeleri belki daha iyi mi oldu acaba filan falan. Tarzda saçma salak laflar ediyor. Buraya da git abi sen. Şimdi benim şöyle planım var. Public House'u şöyle bir yapayım. Public House'un şeyi yok değil mi? Şuraya yakın olması veya alan olması gerekiyor gibi bir şey yok. O zaman burayı yap abi. Ama ben tenteleri şuraya yapmak istiyorum bir de. Şimdi kurtarıyor mu? Cold. Yok kurtarmıyor. O zaman şey de yapacağız. Power upgrade de yapacağız sana. Furkan. Selam. Hoş geldin. Çünkü kritik olan bunlar. Bunların hiçbir şekilde üşümemesi lazım şu arkadaşların. Yakında bir güneş açacak gene. Bu heaterları kapatabileceğim ve bu sayede 19 saatlik şimdi kömürüm kaldı diyor. Belli ki otomaton basmamız gerekecek. Bir tane daha. Power upgrade. Gene basamıyoruz. Hele şükür. En sonunda yer basabildik. Ah sen vardın mı? Explore. Bu büyük kışlan önce inşa edilmiş madene benziyor.
muhtemelen bölgeye giren ilk böyle kaşifler, yani buradaki maden ocağını bulmaya çalışanlar tarafından tespit edilip yapılmış. İçerideki dağınıklığa bakılacak olursa garip bir şekilde terk edilmiş. Yani bir anda acil bir şekilde terk etmek zorunda veya bırakmak zorunda kalmışlar. Muhtemelen bir deprem meprem olmuş olabilir. Tabii geride de bir sürü değerli malzeme bırakılmış durumda. Sen şimdi onları alıyorsun. Ve şehre geri dönüyorsun abicim. Bir kanun daha. Evet, public edebilir. Moonshine. İçki yapabiliyoruz. Karı yapabiliyoruz. Ama içki daha etkili. Çünkü her yemekte insanların diskontenti düşüyor. Prostitüs gibi bir şey. O yüzden ben içki yapacağım abi. Öteki kanun neydi? Şu ne? Dueling Law. Ha, yok bunu yapmayacağım abi. Care House falan yaparız. Karı yapıp nüfus arttırılamıyor. Mantıklı bir şey ama yok. Burada günlerle uğraşıyoruz abi. Oyunun ana oyun 45 günde bitiyor yani, öyle düşün. Kapatabiliyorum şimdi. Evet, güzel. Cookhouse'a tabi adam lazım değil mi? Mantıklı. Teknoloji kasmaya devam edeceğiz ya çoğunlukla. O belli oldu. Ölsün mal sürüsü öyle de işte tohum koruyoruz ya. Hani gelecekte insanlar yaşayabildiği için. Sağda, şurada, sağ üstte 7. gün. Şuradan anlıyorsunuz ne bok yiyeceğinizi daha sonra. E, fena değil durum. Coal mining, food and shelter, bunkhouse, medical post upgrade. O kadar şeyde değilsiniz daha ama ne yapacağız biz? Ne yapacağız biz? Şimdi sawmill'i bir hızlandıralım. Her türlü odunun hızlanmasına ihtiyacımız var zaten. Ama birazdan benim kömürüm bitecek asıl. ...88 tane kömür var burada. Neyse, burada biraz daha kömür var da... ...tabii kömüre adam yollamak gerekiyor. Şu şey gelse... ...otomaton... ...buradaki buz çatlağının içinde... ...kalmış ana aracımız var bizim, keşif aracı. Ama... ...ha işte bulduk. Oha, araca bak. Buz çatlağından aşağı iple indik. Üst taraftaki bu çelik canavarın yarattığı buzun kırılma seslerinin altında indiğimizde bir saatlik araştırma sonrasında bütün planları filan bulduk. Bunları mümkün olduğu kadar hızlı şekilde şehre yetiştirmemiz lazım. Her geçen dakika hava daha kötülüyor ve bu tohumları da korumak ve şehrin de güvenliğini sağlamak için otomaton yapmamız gerekiyor. Take resources abi. Ve get back to home. Empty shelter, frozen pond. Güzel. Güzel.
Planlar bulundu da planlar geri gelmesi lazım önce değil mi? Hemen öyle olmuyor lak diye planlar. Bu ne? 5 kişiye ihtiyaç var. Ha, public house çalışmıyormuş. Senden bir adam daha çıkartıp buraya yollamak lazım. Yakında kömürüm bitecek yalnız, o kötü. Seni kapatırsam peki ne oluyor? Bir şey olmuyor. Birinci seviyede çektik güzel bir şekilde. Okey. Upgrade'i de yaptık. İkinci seviyeyi bir yapsak mı hemen? Yoksa... Burada bir yapabileceğim coal tamper mı, coal mining mi? Coal tamper hemen yapayım. Kısa sürüyor zaten. Neyse 10 dakikada bu geliyor. Yine otomaton geldi. Evet. Sen? Sen de buradaki Frozen Pond'a gidiyorsun abi. Daha biraz kömür toplamak için. Discontent yani huzursuzluk da düşüyor. Herkes mutlu. Ha, şu evleri yıkacaktım ya. Evlere ihtiyacım yok. Çünkü insan gelmiyorsa oradaki evlere ihtiyacım yok. Robotu kömüre verdim zaten. Sadece kömür madenini yapıyorum şimdi. Onda da çalıştıracağız. Bizim arkadaşlar da geldi eve. Güzel. Hemen fabrikayı yap. Hemen. Sen de hemen git. Ne o ya? 35 yaşındaki anlamadım muhabbeti. Aa, buradan çıkartıp ötekine basacağız. Nerede bizim şeyimiz? Ha. Otomasyon. Abi bunları hemen yapalım, aradan çıkartalım. Siz gene bir çalışmaya başlayın bakayım. Content filan beni interese etmez. Şimdi bu robotları kömüre dayayacağım. Orası okey.
Sorun yok. Burayı çalıştırmama gerek yok henüz. Hızlanın bakayım abicim. Bir saniye. Şimdi size sayın seyirciler buradan çekiyoruz. Birinizi buraya veriyoruz. Hepinizi geri kalan buraya veriyoruz. 100 steel, 100 wood, 50 coal. 100 steel, 100 wood, 50 coal. Tamam, iki tane yapabilirim. Ne oldu? Fundamental research. Tabii ki. Otomatonu daha iyileştirebilirim diyorsun. Tabii ki git. Benim de işime gelir. Drafting machines completed. Abi mechanical calculators hemen. Foreman aslında istiyorum. Ben de foreman yapamıyorum henüz. Bir yerde ben foreman bastım hatırlıyorum. Galiba yok. Ha, House of Pleasure'ı hala da yapabiliyormuşum. Okay. Yaparız. Yeterince yemeğimiz de var. Sen nesin? Coal tamper'sın. Sana ben şu arkadaşı yollayayım. Gel abi. Sonra çıkanları da başkaları toplasın. Toplarlar da zaten. Karhane mi? Hadi karhaneyi yapalım. Hear me, hear me. New law in the city. Mechanical da tamam. Automation. Abi güzel. Verimliliklerini arttıralım bebeklerin. Evet, lütfen. Mühendislerimizin keyfini yerine getirdik. Hadi otomatonu yap artık. Aslında coal tamper, coal mine'la mı çevirsem emin olamadım. Çünkü ne kadar acaba şey olacak? Şimdi şu otomatonu bundan kesip buna basarsam ne oluyor? 10 saatte 10 oluyor. Buraya basarsam ne oluyor? 10 oluyor. İyi tamam. Okay. Sen şuradaki kömürü toplamaya başla bakalım. Kömürümüz azalıyor çünkü. Ötekin dedi saatte şey diyor ya. Dur bakayım. Coal mining yapsam mı yapmasam mı emin olamadım. Saatte 77. Yapacağız galiba. Yapmak zorunda kalacağız galiba. Ya da böyle yapayım ya, boşver. Mechanical calculator'lar tamam. Exploration şey, tamam. Industrial hatası gerek yok. Sen ne kadar istiyorsun? 125 istiyorsun.
bir şu scoutları %50 hızlandırın. Bunlar da bize lazım. Hala mı şeysiniz? Nasıl yani? Niye lan? Overdrive'a gerek yok yani, değil mi? Lütfen. Tamam. Gene artacak. Tekrar iki defa düşecek. İleride biraz sıkıntıya giriyoruz. Kömür mü bitiyor lan? Hadi şu şeyi yapın ya. Hele şükür. Sen de gel bakayım şuraya. Ucundan. Ucundan. Kömüre de adam yollamam lazım. Function etmezsin çünkü yeteri kadar şeyin yok, değil mi? Evet. Okay. Yarın bir gün ısınsın da. Scoutlar da tamam. Improved Heater'a ne zaman ihtiyacım olacak? 1,5 yıl içerisinde. Tamam. Sanırım coal mining yapmam gerekiyor gençler. Kaçışım yok. Ne oldu? Test subject needed. Tamam. Bir tane al. Hangisini aldım bilmiyorum tabii ama. Kömürü bitti lan bunun. Hayvan adam. Biraz kömür basalım ya. Ucundan artıyor kömür. İyi. Yine azalıyor. Mines, steam coal mines, bilmem ne coal mines, stone bit daha efficient. Hatas installation. Bunlara daha net bir şekilde gerek yok ama improved heater yapmam lazım. Sen buraya git bakayım. Bir şey bulamamışlar ilk gittikleri noktada. Zaten buna da yetiyorsa ben niye kastım ki? Araştır. Bir
şey bulamadık. Mountainside Cave. Biraz insan bulsak fena olmayacak ama. Nasıl söyleyeyim? Şey yapayım, kapatayım şurayı. Siz bir durun. Biraz kömür çıkarım buradan. Ama biriniz de yemek yapsın. O sırada ben şu otomatonların biraz fiyatını indirecek teknolojilerde basayım. Kapanabilir, sorun yok. Onda şu an sorun yok. Ama diğer otomatonu aldınız mı? Abi siz buradan bir çıkın bakayım. Sen bir gel buraya. Geldiniz. Steam Core buldun. Okay. Bu kar aracı ekspedisyondan kopmuş, keşiften. Kar fırtınası nedeniyle yakıt da bitmiş. İçinde hala donuk bir şekilde duran insanlar, donup kalmış insanlar var. Ölmüşler yani. Onları düzgün bir şekilde gömeceğiz. Bu kar aracı büyük kıştan önce inşa edilmiş. Ama tabii kimse havanın ne kadar kötüleşebileceğini tahmin etmiyordu. O yüzden hiçbir şansı kalmamış. Yani hiçbir şansı olmadı bunun karşısında. Tek yapabileceğimiz şey onu kaynak amacıyla toplamak. 3 tane. Güzel. 3 tane Steam Core candır. Tarihi görebiliyor muyuz? Hayır. Yılı falan göremiyoruz tam. Ama 1880'ler falan kabaca. Frostpunk işte ya. Steampunk bir dönemle hibrit bir şey. Dünyada büyük bir kış gelmiş durumda, insanlar hayatta kalmak için ellerinden geleni yapıyorlar, metropolleri falan terk ederek. Olayın özeti bu. Siz de geldiniz. Araştır abi. Elde kalanları al ve git. Dön abi. Bir şey bulamadın çünkü başka. Biz de daha sonra dağıtırız. Çünkü başka scout'a ihtiyacımız olmayacak galiba. Belli oldu. Raw Food Industry deme. Buna da mı otomaton verebiliyorum? Peki. Size ne oldu? Steam Core Needles. Lan kırdın mı? Burada bir otomaton var. Ben bunu otomaton mu çalıştırıyordum peki? Yo. Çalış.
için abiciğim. Aç mısınız, açıkta mısınız ulan? Adam makineyi kırdı lan. İki tane daha otomaton yapmam gerekiyor. Robot yapmam gerekiyor. Birini bu coal mine'e verecektim. Zaten bir tanesi burada çalışıyor. Okey. Proteze ihtiyacım yok. Ama neye ihtiyacım olur? Buna ihtiyacım olur. Bu. Food, shelter, heating. Advanced heaters yapacağız galiba bu adamları bir de daha sonra. Henüz steam hub yapmadım ama. Milletin evini barkını mı şey yapsak? Aslında şunu yapayım ben. Sen gelmişsin, bekliyorsun lan. Evet, ağaç buldum bol bol. Dön. Senin de mi işin bitti? Peki, sen de şehre dön. Etrafta keşfedilecek her şeyi bitirdik. Neyin eksik inceden? Eyvallah. Ben Osman Partisi'nden aday olacağım. Tankla gireceğim meclise. Kahve kimle? Havalar bir soğuyor. Üşümeye mi başladınız lan? Ama ne kadar harcayacaksın sen? Sen bayağı harcayacaksın böyle olduğuma. O zaman abi ben şöyle yaparım. Üç tane mekana ihtiyacım var zaten bunun için. Evet, böylesi daha iyi. Abi, sizi dismantle ediyorum gençler. Dismantle ediyorum sizi. Ve açığa çıkan adamlarınızı da sağda solda çalışmaya yolluyorum. Kömüre mömüre yolluyorum yani. Çeliğim bitiyor. Sende ne var? Sende de çelik yok. Çok güzel. O zaman seni kömüre de yollayamıyorum. Seni çeliğe yolluyorum. Ne oldu? Tamam canım. Bittiğini biliyorum. Ulan. Daha az önce dağıttık grubu be. Sen şuraya bir gelir misin? Siz de bir gidin bakayım tekrardan. İlla etrafı açacaksınız. Birazcık beklesene olmuyor.
Humanistçi Düşünce Partisi. Neden mod yok? Sıkıldım, bu ara oynamak istemiyorum arkadaşlar. İyi. Ücreti de azaltmış durumdasınız. Botun ilgili integration. Başla. Ne diyeyim? Yalnız boşta adam var. Cold homes. Let's eat all homes. Abi bütün evleri ısıtırız ya, sorun yok. Hatta şöyle bir güzellik de yaparım ben size. Ev olayı boku çıktı galiba çünkü. Tent public house. Tamam abi, güzel. Tamam canım. Odun ya toplamaya gerek kalmadı zaten şu an. Ciddi bir miktarda odunumuz var. Tank fabrikalarını ne zaman inşa edeceğiz kim bilir. Kömür. Saat kaç? Saat akşam. Akşam olduğu için çok şey yapamıyorum. Buradaki Steelworks'un dibine vurmalık. Wood crates. ...75, 47 mi 1? İşte acilen yapmam lazım da. Nedense elim gitmiyor şu an. Ha, sizi şuraya yollayayım ya. Niye ben buraya yolluyorum ki? Ya da buna. Odun olayı tamamen doldu. Mr. Valley. K2 fabrikası. Kömürleri dağıtamıyoruz. Burada kömürleri bir tarafımıza sokup içimizde yakıyoruz. Daha rahat oluyor. Bu ne? Production queue empty. Onu görebiliyorum. Kanun mu istiyorsun? Al sana kanun. Triage. Carehouse. Listen everyone. New law is signed. Okay. İçim ağaç oldu yalnız ya. Geçiş bölgesinden, yani ara vadiden biraz odun bulmuşlar. Bir iki yer daha görmüşler. Abi Crack Dice'e git bakalım. Ne diyorduk? Bunkhouse yapalım abi. Lazım, yapamıyorum hala. A
Abi steel kullanıyorsan şu an seni basamam ama. Steel'siz bir şey yok mu araştırabileceğimiz? Automaton Scout. Aa, enteresan. Steam Hub yapayım. Lazım olabilir ileride. Hadi bas 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 bas. Yalnız hava soğuyacak gene ve benim çok fazla şeyim yok. Evet. 60'a 40. Saatte kaç yapıyorsun? Saatte 4 desen. Sabaha kadar 6 saat var. 24. Ay. Abi çelik niye bulamıyorum ya? Discarded Equipment, Research Outpost. Bir buna git, sonra ona gidersin. Oradan dönmek daha kolay olur. Deli olacağım ha. Sen şuradan bir çık bakayım. Yeteri kadar yemeğimiz var. İyi, siz de oraya vardınız. Hele şükür biraz şey mi buldun? Eh, iyi. Stone ship. Ugh. Git bakalım. Stone ship. Etraftaki şeylerin güzel aslında. Detayları, isimler, laflar, sözler. Sabah olmadı mı hala? Eksi 60'ı bir göreceğiz ha. Aa! Niye? Abi. Basın. Get to work. Move, people. There's plenty to do. Steam hubs, steam hubs, steam hub. Hap niye yapamıyorum? Çünkü 20 steel istiyorum. Çok başarılı oldu hep bu. Evet, gerçekten çok başarılı oldu. Bunları şu an niye ısıtamıyorum ben? Overdrive yaparsam ısınacak mısınız? Isınmayacaksınız. O kadar heater yapmama rağmen niye böyle oldunuz ki siz? Neyse, automated'lar yapılıyor en azından. Oradan kurtaracağız bir yerden sonra.
değil mi? Siz bir araştırın. Broken Tree Vehicle. Ah, abi sen bir geri dön. Şunu diyeceğim ama. Ay Allah. Git bir bakayım. Sen ne durumdasın? Araştırma istasyonu. Buradakiler öncü insanlarmış. Bizim böyle hani kuzeye ilerlememizi sağlayan insanlar asıl buradaki gibi insanlar. Yani bu yolu onlar yarattı aslında, bizim yürüdüğümüz bu yolu. Görünüşe göre acil bir şekilde çıkmışlar. Muhtemelen hani bu büyük kış vurmadan önce ailelerin yanlarına dönmeye çalışmışlar. Umarım başarmışlardır. Onlar gibi binlercesi soğuğa ve açlığa yenik düştü. Bu hani jeneratörleri inşa etmeye çalışırken. Okey, ikinci yere git. Biz de şehrimize geri bakalım. Ne oluyor? Ha, bize teşekkür etmişler robotlar için bir tanesi. Losing a limb. Prosthetic love. Tamam, yaparız. Care house yaparız abi, ne olacak? Tamam. Advanced Eater'ları yaptık. Ben gene de hub'ları da bitireyim de. Daha da additional yapamayacağım abi. Resources, sawmill extension. Okey, bunu yaparız. Bunu yapınca işimiz rahatlar o konuda ama. Biraz çelik biriktirmem gerekiyor tabii. Hayır canım, üzerine bastı, ayağını kırdı filan. Öyle bir şey yok. Deli misiniz siz? Adamın ayağını kırdı diye otomatonları yavaşlatalım. Çok hızlı hareket ediyorlar diyorlar. Ulan hayatta kalmaya çalışıyoruz. İş güvenlikçisi kesilmeyeyim başıma şu an. Deliler. Integration 5.'sini yapmak istiyorum ama çok para istiyor bunlar. Sen ne diyorsun? First amputation. Tamam. Yapacağız abi. Otomatonu yaptık mı bu arada biz? Okey, yapmışız. Seni nereye vereyim? Coal Industry diyorsun gene. Kaç tane coal var? 150. Tamam, ona da verdik. Wood Industry'ye vereceğiz bir tane. Steel olayı beni yalnız rahatsız etmeye başladı. Bir tane daha yapacağız, tamam. Okay. Kanunu geçirelim. İyi, illa istiyorsunuz. Hear me, hear me. New law in the city. Yap abi.
Orada işte yapmışız. Tamam. Araştır. Bir bok çıkmadı diyorsun. Çıkmadıkça çıkmıyor. Çıkmadıkça çıkmıyor. Neyse evet. Şöyle yapalım. Biraz ben daha hızlı adam toplamak için sizi bir azaltayım arkadaşlar. Size vereyim tamamen. Sizi bir 24 saat çalıştıralım. Biraz ısının. Sorun olmaz. Ama çalışın yani. Benim acilen ihtiyacım var çünkü çeliğe. Coal pile depleted. Okay. Siz bekliyorsunuz. Steam core buldunuz. Parçalanmış makineler. Buraya gelen madencilerin ya da kaşiflerin malzemeleri olmalı. Buradaki metal yığınlarını arasında araştırdık, kazdık, ettik. Hep bu hareket halindeki buzun altında kalmışlar yani büyüyüp çatlayıp patlayan. Birçoğu tamir edilemez durumda ama gene de içlerinden birazcık malzeme toplayabildik. Okey, güzel. Abi geri dönüyorsun sen. Sen ne diyorsun bakayım? Explore, Steam Lorry. Buharlı kamyon. Jeneratörler bunun gibi buharlı kamyonlar sayesinde inşa edilmişti. Ve hani onların bu şekilde donuk topraklardaki kargo taşıma kapasiteleriyle, yani kargo taşıyabilmeleri sayesinde, malzemeleri bir oradan bir buraya götürebilmeleri sayesinde inşa edilmişti. Çok yazık. Bunları tamir edemiyoruz ne yazık ki. Ama onlardan elde ettiğimiz kaynaklar paha biçilemez durumda. Okey. Abi sen de geri dönüyorsun. Bana bunları getirin. Ondan sonra tekrar siktirip gidersiniz. Nereye gidiyorsanız gidin. Evet abi, şimdi ne istiyorsunuz genel? A small black dot. Wait and see. Birisi geliyor dedi. Bakalım kim geliyor, ne oluyor? Gathering. Tamam. Abi şu Steam Coal Mine'ı yapıyorum ben artık. Delireceğim yoksa. Yeni bir otomaton inşa edildi. Abi otomatonu bırak. Buraya otomatonu ver gene. Deli midir nedir? Çalışın abicim. Allah aşkına oyunu tam anlamıyla bildiğini söyle gözünü seveyim. Bu cümle bana hiçbir şey ifade etmiyor. Ne demek istediniz ya? Amaç ne? Cümlenin içeriği ne? Çözemedim ben. Boşta robot falan yok abi. Verdim hepsini. Şimdi çıktı boşta robot.
kişi geliyor. Bir tane worker geliyor. Bir tane. Neredesin sen? Tek başına geliyor oradan. Eski köy bitti. Kazandık. Atacağım onu YouTube'a. İsteyen izleyebilir oradan. Hater. Heater'ını kapatırsam senin sıkıntı oluyor mu? Oluyormuş. Evleri ısıtırız da. Gene bir sıcaklıklar düşecek çünkü ben ondan şey yapıyorum. Range settings'i şöyle yapalım. Hele şükür. Evet, sizi beyefendi Lone Boulder'a yolluyorum. Tek başına kaya, yalnız kaya yolluyorum. Abi ben ilk oturumumda, şimdi hava atmak gibi olmasın ama ilk oturumumda 45 günü devirdim, fırtınayı da atlattım. Şimdi senaryo oynamaya başladım. Biliyorum ya, sadece hızlı hızlı bakıyorum. Ne olacak diye. Hatta iki tane otomat... Ama bir dakika. Abi nereden çekeyim adam? Public House'dan çekeceğim. Sen de gittin mi? Tamam. Şimdi seni oraya yolladık. Bir kara dreadnought'u burada takılıp kalmış durumda. Boyutuna bakmaksızın tıkanıp durmuş durumda. Git bakalım ne varmış dreadnought'ta bir öğren. Oğlum adam Londra'da. Ne yapsın ki adam? Nereye kadar gidebilir? Güneye. Muhtemelen sahilleri çok daha kötü vurdu artık. Bilemiyorum detayını. Ha, kömür bitmiş. Coal industry diyorsun. Sen de haklısın. Raw food industry. Geç abi sen de oraya. Ama coal'u yapmak lazım ya. Evet bunu. Evet de kömürdü, jeneratörlerdi, bilmem neydi. O kadar tarihinde niye ilk defa buralara geldikleri yazmıyor çünkü. Tek başına da adam geliyor bu arada. Bakalım ne olacak. Aha. Ulan adama yardım etmediniz mi? Vay.
Diyor ki yakında yeni Manchester denilen bir şehirden gelmiş. Genellikle içerisinde işçiler ve aileleri yaşıyormuş. Ama kaynakları bitip tükenmek üzere ve başları beladaymış. Yaklaşmakta olan fırtınadan korktukları için yakınlara, etrafa bakınmak için bir gözcü ekibi yollamışlar ve hayatta kalan tek oymuş. Bize yalvarıyor insanlarına yardım etmemiz için. Kesin kiralık katildir bu. Kesin psikopattır. Hadi find out more. 12 gün. Finding the way. Survivors need to reach the city. Tamam abi gelsinler. Oha. Expedition camp. Abi sen duruyorsun ve buraya gidiyorsun. Sen ne istiyorsun? Tamam. Şeyimiz var abi, kurtaralım adamı. Ne olacak ki? Prostetik. Bas prostetiği. Hele şükür. Kaç hızdayız? %112. Yeter. Yeter de artar bile. İki gün sonra havalar soğuyor. Kaynakları bol olduğu için kuzeyi tercih edilmiş. İyi güzel. Birebir bir anlatsam. Otomaton şey yapıldı. Abi şimdi tamam anlatırız. Peki bunun bedeli bize ne olacak diyor. İnsanlarımız huzursuzlanmaya başladı. Fırtınanın yaklaştığını söylüyorlar ve görevimizde başarılı olamayacağımızı söylüyorlar. Çünkü bizim şu anki görevimiz tohumları korumak zaten. Ve yani aynı anda da yeni Manchester şehrine yardım etmemiz mantıklı gelmiyor. Bunun zor bir karar olduğunu farkındalar ama bir noktada seçmemiz gerekirse seçimini nereden kullanacaksın? Tabii ki Bayburt'tan kullanacağım abi. İhtiyacı olan insanlara yardım edeceğiz abi. Discontentimiz bunu kaldırır. Ay kömür gibi senin de. Şuradaki kömürüye bakayım. Abi niye insanların üşüdüğünü... daha ne kadar ısıtabilirim ki? Hay Allah'ım yarabbim. İyi ev alın abi. Tentelerde yaşıyorsunuz tabi. Ev alın. Al. Al bunu da al. Bütün evleri alın abi. Okey. Beni de rahat bırakın bu konuda. Teşekkürler geldi. Tamam. Teşekkürünüz iyiyim sizin. Delirttiniz beni ama. Bir otomaton daha yap abi. Artık saatte 100 yani. Saatte ne kadar istiyorsun abi? Boku çıktın. Hala nasıl kapanabiliyor bu? Çözemiyorum. Food Industry'yi de atarız. Bir tane yapsın da şunlar. Niye üşüdüğünü söyler misin sen bana?
Nedir yani derdin? Yakında illa şeyin yok diye. Evet. Bir otomaton tamam. Yeni Manchester'ın keşif üyelerinin vücutlarını bulduk. Bu havaya hiçbir şekilde dayanamamış durumda buradaki malzemelerim. Ama aralarından bir tanesi hani bize ulaşmaya başarmıştı. Broken Vehicles. Bozuk araç. Git bakalım. Şuradaki şeyi tam oturtabilirsem kafamda gençler yapacağım da. City tam otonom hale geldi. Güzel. Okay. Build 5 houses. Disband all expeditions. Prepare for the storm. 11 gün mü? 8000 coal. 500 rations. Kısa bitecek galiba bu. Tabii. Evet. Şimdi amacımız bizi vurabilecek bir darbede, böyle soğuk havada filan, ortamı ısıtmak. Sonuçta. Bolca da kömür filan toplamamız lazım bu iş için. Bu yüzden Advanced Coal Mine. Bunu da yapacağım anasını satayım. Bunu da yapacağım. Ve hiçbir şekilde artık kömür derdi çekmek istemiyorum bundan sonra. Bir otomaton daha yap abi. Hadi bakayım. İlk oyundan ne farkı var bunun? Söylüyorum, şu 4 tane depoda bitki kökleri, bitkiler ve tohumlar var. İnsanlığın geleceğini kurtaracağına inanılan veya korunması gerekeceğine inanılan. Bu büyük kışın atlattıktan sonra dikecek ve hani tekrardan insanlığı hayata geçirecek, kendine getirecek tohumların koruması için. Bunları korumaya çalışıyoruz. Frostpunk, steampunk bir konsept. 1880'lerin sonuna geçiyor. Büyük kış vurmuş durumda. Gene dediğimiz gibi kuzeye gidilmiş İngiltere'de. Çünkü kömür madenleri, kömür kaynakları ve ısınabileceği yerler insanların kuzeylerde. Buralara büyük jeneratörler inşa ediliyor. Bunlar için keşif grupları yollanıyor. Bunların bir kısmı başarılı oluyor, bir kısmı başarısız oluyor. Bilim adamları bir şeyler çözmeye çalışıyorlar. Yardım etmeye çalışıyorlar. Nasıl çözümler getirebiliriz diye. Ve Yellow Norwegian. Sarı Norveçli. Yorkshire, hafif Yorkshire'lı. Neydi? Light erkeği. Kaledonyalı, sarı Kaledonyalı filan tarzında isimler verdikleri böyle robotlar filan inşa etmişler. Sonuçta insanlığın geleceğini kurtarmaya çalışıyoruz. Burada gözcüler yollayıp etrafta kalmış diğer dağınık yerleri ve keşfedilebilecek malzeme toplanabilecek yerleri insanlar yolluyoruz. Burada kendimizi iyi tutmak için yemekhaneler inşa ediyoruz. İşte sıhhiyeler yapıyoruz. Yeni kanunlar çıkarıyoruz. Bu sırada insanların huzursuzlukları oluyor, umutları oluyor. Bunları oturtmaya çalışıyoruz. Bir sürü dengesi var işin. Güzel güzel böyle her şeyin oturtmaya çalıştığınız bir oyun yani sonuçta. Şunu merak ediyorum. Automation redesign. Oo, bayağı azalacakmış. Bayağı azalacak. Bunu kesinlikle yapmam lazım. Mesela ben geçen oyunda bir yerden sonra şeyi seçtiriyor sana. Ayrılıp şehirden, ya biz Londra'ya geri dönüyoruz, bu iş böyle olmayacak, biz yanlış bir uğra buralara çıkmışız, kıçımızı kurtaralım diye Londralılar diye bir ekip çıkıyor. Londoncular. Bunları bitirmen lazım, yoksa yani ikiye bölünürse topluluk, yani tek yürek, tek yumruk olman lazım. Hayatta kalmaya çalışıyorsun ama sonuçta burada bir liderlik olayı da var, bir politik durum da var. Bunları ortadan kaldırmak için bu adamları mesela bastırman lazım. Onları hapse atabiliyorsun, dövebiliyorsun. Bu sıradayken sana iki tane seçim veriyor. Darbeci mi olacaksın, imancı mı olacaksın diyor. Milleti dinle uyutup bu şekilde hani umutlarını arttırıyorsun, huzursuzluklarını bastırıyorsun. Ya da demir yumruk hükmüyle birlikte milletin götünü kesiyorsun, etrafa bekçiler dikiyorsun, hapishane kuruyorsun, propaganda kuleleri falan yapıyorsun. Burada seçimler sunuyor sana. Bazılarını yakalıyorsun, aralara işte ispikçiler, ispiyoncular böyle kendi adamlarını yerleştiriyorsun. Bir FETÖ düzeni oluşturuyorsun arada ki böyle baş çıkaranları alıyorsun. İşin son raddesinde artık şey darbe yapıyorsun tam.
Ve bu tam jeneratörün altına bir idam masası falan kuruyorsun. Orada insanları yakıp öldürüp milletin susmasını falan sağlayabiliyorsun. Öyle bir sürü şeyler. İnoperatör mü? Çalış abi o zaman. Ha, kömür doldu işte tabii ki. Bir tane daha resource depo yapayım. Scoutlar varmış buraya. Steam Core buldular. Yeni Manchester'dan çıkan ekspedisyonun üyelerine ait aracı bulduk. Belli ki araç çok ağır gelmiş buzun üzerine gitmek için. Burada bunu kullanmak resmen intihar olmuş. Resource'ları al. Keşif kulesi. Keşif kulesi daha mantıklı. Storage near capacity mi? Ha, şey kapasitesi tabii, pardon. Doğru. Sen de mi vardın oraya? Bomba olur. Supply depo, isolated shelter. Supply'a git. İkmal deposu. Levazımcı başı olduğunuz anasını satayım. Ben bir tane daha resource deposu yapmak istiyorum. Kömür biriktirmemiz lazım. Bu arada benim kanunların arasında şey vardı ya. Bir saniye. Public House. Ne oluyor? Ha, şey bitti. Otomaton bitti. Tamam. Otomaton bittiyse seni nereye yollasak? Gathering home yapayım, tamam. Gathering post. Nasıl yani? Peki. Sasya, eyvallah bebeğim. Hoş geldin. Sen bunları al. Benim galiba bir şey yapmam gerekiyor gene, sawmill. Aslında işim yok ama workshop'a da adam lazım. Okay. Hava bir kötüleyecek ama heating'i nasıl çözeceğim? Generator range upgrade yapmam lazım. Niye yapamıyorum? 80 wood lazım çünkü. Okay. Technology upgrade. Water efficiency upgrade. Bekleyeceğiz. Araştır abi. Tamam, çok güzel şeyler buldunuz bu depoda. Buraya git bakalım. Anam! Fırtına geliyor. Anam 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 anam. Sen bir geri dön bakayım. Eğer bu fırtına yakalanırsa kaybederiz bu adamı. Gather food rations 500 diyor. Yeni bir resource depo yapmam lazım.
Sen kömür yap da gene. Orada bir steam hub da yapmam lazım arada. Zorlanacağım ha. Bu oyunda daha fazla zorlanacağım. Beş tane ev ayrıca. Woodcrate depleted. Tamam. Buraya git. Seni yıkalım. Discontent ne durumda? Arkadaşlar, çalışıyorsunuz. Messenger leaves. Teşekkürler. Yeni Manchester'daydım. Eğer Manchester'da kalmış olsaydım ölmüş olacaktım. Bunları yani buz yanından kurtarma ihtimalimiz yok neredeyse. Venom. Teşekkürler bebeğim. Hoş geldin. Bunları bu derin hani buzluktan kurtaracak bizim elimizde bir şey yoktu. Şehri görünüşe göre oldukça kötü durumda. Yani hiç gelişmemiş bir durumda kalmış. Hadi ama. Sizi ben nereden çekebilirim? Odundan da çekemem. Oduna yolladım zaten. Bir otomaton daha yapmam lazım. Mühendisleri... Ya sizi de çalıştıracağız demek. Ama nasıl olacakmış? Sen varmışsın ya. Yeni Manchester'a geldiniz. Hala içinde insanlar olduğu belli. Okey. Git bakalım. Ama fırtına geliyor. Ya adamları çalıştıralım dedik. Sen bir gel abi buraya. Ben daha sonra ona bir otomaton yapacağım. Çünkü gene şey bitti. Brace yourselves. All is coming. Var. Benim de malzeme yok. Nasıl yapacağız? Overdrive couplings, generator power upgrade, steam hub upgrade, generator power upgrade yapmam lazım bir sonrakine. Bir sonraki soğuk için. Yeni Manchester'a geldiniz. Tahminimizden çok daha büyük. Anca ucu ucuna yanan bir jeneratör bu ezik büzük şehrin tam ortasına yer alıyor. Parlayıp duruyor daha doğrusu. Bir sürü insan var. Çok fazla. Hepsi hasta, yani zayıf, böyle yeteri kadar beslenmemiş ve çoğu da kafalarının üzerinde doğru düzgün bir ev olmadığı belli.
Burayı fırtınadan kimse, yani bizden başka kimse kurtaramaz. Evet, onlara yardım etmeye çalışacağız. Peki nasıl olacak bu? Yeni Manchester bulduk ama neredeyse insanların her şeye ihtiyacı var. Onlara yardım etmeye çalışabiliriz ama sadece otomatonlar onlara bu rüzgarlı topraklarda malzeme taşıyabilir diyor. Eğer fırtınayı atlatmalarına yardım etmek istiyorsak, öncelikle bu inşaat malzemeleri ne ihtiyaçları var? Odun ve demire. Çünkü yapmaları gereken şey barınak inşa etmek. Bu sadece başlangıç. Daha sonrasında çok daha fazla ihtiyaçları olacak. Özellikle yemek ve kömüre. Okey. Ne yapıyor abi? Niye inoperatif? Gatherable resources in range mi? Allah kahretmesin. Teknoloji basalım şimdi. Onu da basamıyorum. Ev mi yapacağız o zaman onun yerine? Okey. "24 saate geliyorum" diyor. Abi çok zor bu arada. Diyor ki Yeni Manchester için barınak inşa et. 600 çelik, 600 odun, bir otomaton yollayacağım. Oha, onları nasıl biriktireceğim ben? Seni eve mi yollasam ben ya? Neyse, buradan eve yollayacağım. Deneyeceğiz abi. Gerekenler. Evet, eşek gibi var aslında, doğru diyorsun. Niye onu düşünmedim ki ben, Steelworks? Ben de diyorum, niye çıkmıyor bu? 40-70.
bunu yapacağız sonra. Bu ne lan? Bu niye böyle upgrade oldu? Alacak bir şey yok ya şu an. Unrepairable. Tamir edilemez durumda. Snow covered supplies. Buraya da gidip sonra yollasam seni ben. Hadi sen buraya da git. Tuzar daha eksik isteyecek diyor. Ona mı gitsem? Ben onu yapmayayım ya. En fazla iki tane daha yaparım zaten. Ama buna gidilir. Efficiency arttırmaya gidilir. Bu ikinci senaryo. Tabii önce Steelworks'ı bir upgrade edelim. Benim birinci scout'um nerede abi? What? Bu senaryodaki amaç tohumları korumak. Şu binaları sıcak tutmak. Ben de attım onları. Tamam. Unuttum lan. Yemin ediyorum unuttum. Şurası donunca çok korktum çünkü de o yüzden. Sen niye üşüyorsun? Hadi abicim inşa et düzgün bir şekilde. Evleri sonra yaparım. Görünüşe göre kömürü de biriktirebileceğim. All cogs arrivals. Tamam, güzel. Sen de geldin. Seni nereye atıyordum ben?
başka şey yapamıyorum değil mi? Bu arkadaş niye mi bu şey kaldı üzerinde ya? Neyse dur bakayım. Care House yaptım mı ben? Yapmışım. 600 çelik, 600 odun. Çelik odun, çelik odun, 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 odun. Sen de zaten bu çalışıyor. Siz de buraya gelin. Ben adamları başka yere yollayayım. Şimdi Public House. Tabi durun bakayım siz. Ya da siz Public House'u o kadar doldurmayın abi tabii ki. Şuraya bir gelin. Beş steel'im yok gene. Peki. Abi dönüyorsun. Dönüyorsun, dönüyorsun, dönüyorsun. 3 tane steam core'um kaldı. Umre'den ne zaman döndüm? Sakal o kadar mı büyüdü? Efficiency de en fazla %90 oluyor robotta. Görünüşe göre buradaki teknolojiyi araştırdığımızda otomasyon entegrasyonunu %90'a çıkartabiliyoruz en fazla. Onu yapmayı düşünüyorum. Ama öncesinde biraz daha hızlı bir şekilde benim etrafı kazmam lazım yani. Steam Sawmill yapacağım bir sonraki adımda da. Yani o kadar şey ki, yani az ki, saatte 6 iyidir. Çıkar baba çıkar. Abi. Bizim adamlar gene boşa çıktı. Şimdi gelin şuraya. Steam Sawmill upgrade de tamam. Wall drill yapalım abi hemen. İki tane daha resource deposu yapmam lazım. Şeyde ne kadar fark edecek? Advanced Steelworks'ta 130'a çıkacak. Oo, yaparım ben bunu. Ağlatırım hatta yani. Ama 7 gün 23 saat kaldı. Wall Drill'de şu, buzların içerisinde sıkışmış olan odunları çeviriyorsun. Siz kol abi. Sen de kol. Sen Wood. Başka bir yere yapamıyor muyum? Ya yap buraya. Sana da bir otomaton yollarız. İki otomaton daha yapacağım. Güzel. Şimdi siz... Disband abi. Buraya ulaşamazsın değil mi? Buraya kaç günde gidiyorsun? Bir gün 12 saat. Yok abi ya. Bir gün 21 saatte herhalde donarsınız siz. Değil mi? 5 adam kaybetmek istemiyorum çünkü. Size ben yerde bulurum. Merak etmeyin siz hiç. Burada gidip bakayım.
resource depolarını gene yapalım. Evet, inşa şunları. Teknoloji bitmiş mi buradaki? Tabii doğru, bitti. Steel wall drill'i yapmayacağım. Ama power upgrade'i yapacağım. Gerektiğinde açabilelim. Peki ondan önce bir şeye ihtiyacım var mı? Otomasyon upgrade integration yapalım ki bunların şeyi artsın. Hızı artsın, değil mi? Evet, automation redesign'dan sonra onu yapayım. 7 gün kaldı. Sen odun, sen kömür. Sen gene kömür. Sen bir dur bakayım. Steel, steel, steel. Advanced Steelworks. Aynen, yap. Sen gene kömür. Bir resource depo daha. Kömürü de tamam. Şimdi evleri yapmam lazım. 5 tane ev. 1, 2, 3, 4, 5. Abi çalışır mısınız siz köpek gibi gene lütfen? Nerede araştırmacılarım benim? Çalış oğlum, çalış. İnşa edilin siz de. Bir tane de otomaton yollamam lazım sonra size. Artık tek ihtiyacımız olan şey çelik yollamak adamlara. 6 gün kaldı. Peki bir şey soracağım ben. Fırtına geliyorken ben nasıl yollayacağım bu çeliği bunlara? Hayırlısı. 600 steel. Steel'ler nasıl birikecek ya? Bitiriyor. Biraz daha çeliğe ihtiyacım var ya. Nasıl olacak bilmiyorum. Kurulabilecek başka bir yer görmüyorum ben.
Ne yazık ki başka şeyim yok. Kurabileceğim bir yerim yok. Odun filan da okey. Kömürü ne yapacağım? Bir tarafa mı sokacağım artık bilmiyorum. Fight arena tek. Factory yaptık zaten. Bir tek bunlar da kalmadı galiba. Şunları bir yapalım da. Hava soğuyacak filan galiba sonra çünkü. Üç tane boşta otomatonum var. Bok mu vardı abi? Üç tane boşta otomatonluk. Dismantle diyeceğim abi bir tanesine. Aa, kaynak depom yapmam lazım şey için. Anam! Çelik için de yapmam lazım. Daha pahalıya yaptığım var mı başka? Bakayım. 75'e yapmışım hep bunları. 100'e yaptığım yok mu abi? Steel. Robotları bozmamın başka nedeni var ama. Yetişemeyeceğimi düşünüyorum şu an. Demir konusunda. İzlerken PC donması çok fenaymış. Protez yapalım değil mi? 5 tane. Ama acil bir lazım mı protez? Bir tane olsa yeter şu an. Odun çok. Ha yetişecek de. Boşta otomatonum yok. Aa, bir saniye. Relief'i niye yollayamıyorum? 600 steel, 600 wood'um var şu an. Tahmin ettiğim şeyi mi yapmam gerekiyor yoksa? What? Yaptık. Oğlum deli misin?
Allah Allah. Ben neyi yanlış yapıyorum abi? Şu an bitti bu. Relief Expedition'ı yolla diyor. Okay. Üç gün dinlen. Aciliyetimiz yok zaten gençler de. Azalttım. Şimdi tekrar çıkacak. Az önce vardı abicim. Bak gene var. Ay dur abi. Buna bakmam lazım. Tamam, Beacon'dan olduğu söyleniyor. Allah bela... Ya arkadaşlar! Bak, böyle görev olmaz abi. Şimdi, diyorsun ki sen 600-600 yaptın ve yolla diyorsun ya. Ulan şerefsiz, buraya bir tık koy. Nasıl yapıldığını gösteriyorum. Buraya geldin, scout yok gözüküyor değil mi? Abi sağda ok var. Aa, böyle mi gösteriliyormuş? Otomasyon scout'u ile yapılıyormuş bu. Allah kahretsin sizi. Peki bir saniye. 60-60. Abi şeyle gitmedi ki bu. Ay Allah. Of. Gene olmadı. Gene olmadı. Abicim. Gözünü sevdiğim. Ah. Ah. Tamam yolladık. Food rations. Bunu bana neden kimse söylemiyor abi? Şu an ben sinir oldum bu oyuna. Bunu bana neden söylemiyorsunuz abiciğim? Şimdi 4 günde 2000 food topla. Toplarız. Toplamak ne? Tamam. Yaparız abi, ne olacak? Ne istiyorsun sen? İki otomaton ve Center Relief Expedition.
Aslında mantıklı olabilir bak. Çorba yapıp daha hızlı yapabiliriz. Nasıl yani? Abiciğim sen de bundan çekil. Bas. Work time. Get back to work. Seni bundan çekiyorum abi. Evet, saat 2.6. Yalnız şey biraz yetmiyor. Food rations mı istiyorsun bir de sen? Food rations istiyorsun. Cookhouse değil. Bir tane ambarı şey yapalım. Food ration yapalım. Sen de food ration yapalım. Sen de food ration yapalım. Şimdi ne yapacağız? Şimdi hot house yapacağız abi. Hot house upgrade yapacağız hatta. Günde 30 değil, 60 çıkması lazım. Şey azalıyor ha. Kömürüm azalıyor. Şimdi artıyor. Ne kadar yapabiliyor bunlar acaba? Triyaj. Bir şey basmama gerek yok ya görevlerden. Hayatta gizli kalma oyunu falan değil ya. Direkt hayatta kalma oyunu ama şu anki özel görevde tohum korumacı oyunum. Hava soğuyacak. Şu an nedir bunların durumu? İyi. Gayet iyisiniz. Güzel. Storage near capacity. Tamam, onu da anlayabiliyorum. Abi sen de çalışmayı kes. Oradaki zaten takılıyor kendi başına. Bizim yapmamız gereken gene bir tane hata sormak. Çok güzel. Başka hatası yapamıyorum. Bir cookhouse daha yapayım o zaman. Bunlar hızlı hızlı yapsınlar çünkü boşta yemek var. Kaynak depolarını araştırıp büyütebiliyorum. Abi niye ben onu göremiyorum? Resources'da. Resource depo upgrade. Evet, mantıklıymış.
saçma olan bir şey var mı orada? Hata selection'da. Okey, bunu yapalım. Ve tabii ki industrial steam core lazım çünkü. Ve adam yollayamıyorum. Galiba yetişecek de. Başka nereye ne yapabilirim? Şu an depo basmak daha kolay yani. Gathering post değil lan. Resource depo. 1, 2, 3... Hot House'lar tarlalar. Onlarda bayağı yemek yapıyorsunuz. Yemek yetiştiriyorsunuz. Büyütüyorsunuz yani tahıl mahıl. Normalde avcı da yapabiliyorsunuz ama bu senaryoda herkes bilim adamı bu şehirde yaşayan. Zaten o yüzden robotlarla ortamı ihya etmiş durumdayız. O yüzden kafamız rahat. Hop, bir dakika. Fullendi bu. Change abi. Food rations bas. Sabah akşam çalışın lan. Evet, bitmek üzere. Brace yourselves. Cold is coming. Ne kadar soğuyorsun? Bu kadar soğuyorsun. Peki. Fazla bir sıkıntı olmadı galiba. Almadı. İyi. İntegrasyonunu hala yapmamışım ya. Bitecek yakında. 800. Promise Field. Tamam. İyi. Hadi 1800, 1900, 2000. Nice. Şimdi. İki tane adım boşa çıkaracağız. Bunlardan biri sensin. Biri de şu Cook House'da çalışan arkadaş. Ve sizi yolluyoruz gençler. Güle güle. Evet, bu yolladığımız gıdayla fırtına altında binmeleri lazım ama yeterince jeneratörler için kömürleri olmazsa iş çözülmez. O yüzden kömür de yollamamız lazım. What? Oo, okay. Bize güvenleri artmış arkadaşlarım. Görevimizi tehlike atmadan oraya yardım edebileceğimizi göstermiş olduk. Yalnız bir dakika şimdi. Şimdi gençler bir dakika. Sıçtığımız bir an var. 4 tane otomaton yollayacağım. Şu gıdacılardan çıkartalım şeyimizi. Şu bir. Şu iki. Şu üç. Şu dört. 6000'i yollayalım.
Hemen. Sonra biz kendi derdimize bakarız. 5000'deyiz zaten. Oduna gerek yok şu an. Odunu durdur. Kömürü alalım tekrar bebeğim. Okey. Güzel. Şimdi biraz heating yapabilirim. Overdrive couplingleri de bitirelim arada ya. Gitsin gitsin. Yeni Manchester şehrinin insanların gözyaşları akmayı durduramıyordu. Her şeyi yolladığımızda en son giren bu yolladığımız malzemelerle, yardımlarla, Ramazan paketleriyle gözyaşları dinmek bilmiyordu. Yapabildiğimizi yaptık. Artık kaderleri bizim elimizde değil. Biz yapabileceğimizi yaptık zaten. Bıraktık gitti. Evet. Bizi destekleyenler varmış. Okey, güzel. Şimdi başka nereden otomaton çekebilirim ben? Çünkü 500 tane de yemek yapalım diyor. Buradan çekelim ya. Abi siz lütfen çalışın. Yemek lazım olacak şimdi. Siz de burada bir çalışın. Bunun acil bir durumu var arkadaşlar. Fabrikayı boşaltın abi. Siz de 24 saat çalışıyorsunuz. Yeni Manchester artık güvene eriştiğine göre. Yani size inanmamıştık ama artık her şeyi arkada bırakabiliriz. İyisiyle kötüsüyle sonuna kadar yanınızda izlediler. Hülo. İyi bakalım. İki günde 500 yemek de yetişir. 8000 de yetişir ya. Her şey yetişir. Buradaki tamper. Buraya gitsen. Hele sen. Kerhaneden adam çekelim. Buradaki kollara mı yollasak? Ne yapsak? Work time. Get back to work. Bir şekilde umut dağıtmıyoruz arkadaşlar. Şunlarda 4 tane silomda bir sürü şeyim var. Tohumum var. Onları korumaya çalışıyorum ben. Dalga mı geçiyorsun benimle? Hataslarım çalışmıyor. Siktir. Bu kadar mı soğudu hava gene ya? Bu sorun olabilir arkadaşlar. Galiba yetiştiremeyeceğiz bizim gıdayı ve şeyi. Malzemelerim. Hayırlısı.
Bunlar normalde ısınıyordu abi. Yok, overdrive bir işe yaramıyor ki. Generator range upgrade yapmam lazım asıl. Hadi bakayım. Hadi koçum. En azından bunu topla. Night is coming. Put down your tools. 20 saat. Ucu ucuna yetişecek kömür ama diğeri yetişmeyecek. Ayo yetişti lan. Brace yourselves. Cold is coming. Vallahi yetişti. Değil mi? Okay. The work shift starts. Vallahi oldu. İyi, helal. This but nothing but a stretch. Bayağı 3 tane achievement aldık. Şimdi artık dua edebiliriz diyor. Okey. Elimizden geleni yaptık. Tamam. Ulan gene mi bitti hemen? Bunu da bitirdik. Evet arkadaşlar, tohumları korumuş olduk. Gerektiği kadar malzemeyi şey yaptık. Bizler seçilmiştik. Geleceği inşa edenler. Ama kış bizi seçime zorladı. Seçim yapmaya zorladı. Bir şehir daha kurduk. Soğukluğun içinde çaresiz. Ne inşa etmişiz be? Bu benim yaptığım şehrin aynısı tabii bu arada. Yardım etmeye tercih ettik. Buna karar verdik. Hayatlar daha önemliydi. Bütün tohumları, bütün ambarları kurtardık. İnsanlığı kurtardık ulan! Yeni Manchester! Öp lan! Öp lan elimi! Bu şansı göze aldık ve insanlığımızı kurtardık. İşte bizim de efsanemiz bu olsun arkadaşlar. Güzel. Bu da bitti. Bakalım üçüncü senaryo neymiş? Mülteciler. Göçmenler. Vay. Jeneratörün güvenliği, jeneratörün dibi işte zenginler için ayrılmıştı. We seized it, so can we... Yani bunu ele geçirerek anlıyorum burada. Herkesin eşit olduğu bir şehir yapmaya karar verdik. Ama gelen herkesi kabul edebilecek miyiz? Vay. Tabii. Bu arada customize senaryo. Ben ortada bitirdim. Orta zorlukta ucucuna bitirdim. Çok daha iyi oynanabilirdi. Ama bunları zorlaştırdıkça daha da sinir olacak. Belli ki bir şehir daha kuracağız. Burası mültecihane olacak. Yani Suriye'den Türkiye'ye geliyor olacaklar. (Gülüyor)
300-400 kişi hasta geliyor bile. Oha! Ne yapacağız lan ona kadar? Onu sonra oynayacağız gençler. Şimdilik bu oyundan bu kadar. Ben gene yayını kapatıyorum. Ne oluyor lan, hayvan gibi yağmur yağıyor İstanbul'da. Nereden çıktı bu yağmur? Daha doğrusu yağmış ve kalmış. Daha doğrusu yağıyor da şey yapmıyor. Bir çıkayım nefes alayım ben. Siz de kendinize iyi bakın. Bunu da bitirdik. İyi oldu, güzel oldu. Bir sonrakine tekrar görüşürüz. Hadi öpüyorum. Bye bye. Belki akşam açarım tekrar gene. Yarım yamalak açıp kapatan yayıncınızla iyi günler diliyorum.